abi, iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Özge Hanım siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Her yerde karşılaşıyoruz. Evet. Devam buradan. Buradan da devam. Bugünün anlam önemini Özge Hanım sizden alalım o zaman. Yani ben ilk kez böyle bir organizasyona katılıyorum. Gerçi Gökberk de öyle keza. Ama onun bir farkı var, o jüri. Ben izleyiciyim. Evet. O yüzden o önce fikrini beğendiniz. Evet, Gökberk Bey sizdeyiz. Yani ben sadece heyecanlıyım şu an. Çünkü ilk defa böyle bir organizasyona dahil oluyorum. Hem jürilik hem sadece organizasyon olarak benim için bir ilk. O yüzden bakalım, gene her zamanki gibi ilk açılışı seninle yapıyoruz. Daha başımıza ne geleceğini hiç bilmiyorum ve çok heyecanlıyım. Şimdi ben bilmediğim için cahilliğime başlayayım. Kadın, erkek ikisinin aynı anda jüriliği mi yoksa erkeklerin jüriliği mi, nasıl oluyor, ben anlamadım. İkisinin aynı anda diye. Yani ikisinin aynı andadır ama inanın jüri olduğumdan başka hiçbir bilgim yok. Sadece jüriyim, onu biliyorum yani. O anlamı neye göre yapacaksınız? Kadınlar da oradan başlıyor. Biraz onun soru cevap şeklinde oluyormuş değil mi? Hani önce bir iletişime geçiyorlar herhalde, arka planda izleyicilerden farklı olarak bir 10-15 dakika her yarışmacıyla görüşülüyor diye biliyorum. Görüştünüz mü? Ya henüz görüşmedim kimseyle. Evet. Bu biraz daha hani görsele dayanan bir şey olduğunu düşündüğüm için az çok televizyon başında izlediğim kadarıyla sanırım biz de görselleyeceğiz yani. Bu arada daha detaylı bilgi sahibi olmuş böyle 15 dakika geri kalan. Ben hemen araştırmacı kimliğimle. Aynen. Evet. Ben öyle biliyorum. Ya ben biraz meraksızım aslında. Bana böyle böyle diyorlar. Ha tamam diyorum, onunla yetiniyorum yani. Özge aksine aşırı yani araştırmacıdır ve birçok şeyi ben Özge'den öğrenirim. Siz de yalnız bırakmazsınız herhalde. Ben uzaktan el sağlayacağım. Arada bir hani falan yaparım. Oylarını etkilemeyecek yani. Hiç kaş göz yapmayı düşünmüyorum yani. Kadınlarda neye dikkat edeceksiniz? Oradan başlayalım. Neye dikkat etmem gerektiğini bilmiyorum şu an. Onu öğreneceğim birazdan. Ona göre dikkat edeceğim yani artık. Verilebilecek en güzel cevap verdiniz şu an yani. Gerçekten. Mesela aşkım bana söylersin sen. Siz jüri olsaydınız neye dikkat ederdiniz erkeklerde diye? Keşke şu konuda azıcık bilgim olsaydı. Yani neye dikkat ederdim? Bilmiyorum, proporsiyon herhalde. Şimdi az buçuk televizyon gözümüz var. Mesela dizi izliyoruz, film izliyoruz ya biz de. Sonuçta ekranda duruşa bakıyoruz. O yüzden proporsiyon diye düşünüyorum. Bence iç enerji dışa da yansıyor biraz. Muhtemelen enerjiye de bakardım. Surat ifadesi vesaire. Ama gerçekten enerji çok şeyi etkiliyor. Bazen mesela şuna bakarım dediğin insanın tamamen dışında birisi çıkıp sana öyle bir gülümsüyor ki bir anda her şey değişiyor. Bütün plan program. Size kimse gülümsemesin de aman yani. Değil mi? Galiba. Evet, yani daha çok o zaman dış güzellikten daha çok iç güzelliğe önem veriyorsunuz, öyle söyleyebiliriz yani iki taraf için. Yani normalde evet ama şu an dış güzellik önemli galiba. Önemli, bakacağız bence. Artık yani. Özge Hanım, sizi de şey yapmıyorum, içerideyken kameralarımızın detaylarından kaçmayalım. Biz gerçekten merak ediyoruz yani Gökberk Bey'in iletişim kurduktan sonraki sizin bakışınız, hani tepkileriniz ne olacak, biz de açıkçası çok merak ediyoruz. Düşünseniz ben en son hani şey diyorum, şimdi biz yer değiştirelim. Ben olmak istiyorum. Niye onu seçtin? Benim oyum öbürü neydi? Yok yok, hiç karışmam öyle şeylere. Kendini karar, görsel ya. Zevki ona bırakılmış sonuçta. Onu seçmesi lazım. Yani tecrübe. Tecrübe olacak bizim için de yani. O zaman da buradan birazcık da Behzat Ç'ye dönmek istiyorum. Tam yayın tarihi belli oldu mu, son durum ne? Ay hayır, belli olmadı ama inanın ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Kışa yetişecek inanıyorum. Kasım, Aralık, Ocak, artık hani 3 aydan birinde. Ya daha geç ya daha erken, artık birine denk gelir muhtemelen. Baba varken yayınlanacağı için artık iki arada bir derede izlemeye çalışacağız bakalım. Ankara İstanbul arası bitti mi çekimler yoksa? Bitmedi henüz. Yine 2 gün sonra yine gidiyorum. Henüz bitmedi ama az kaldı. Çünkü buradaki tempomuzla başlıyor artık. Bakalım. Nasıl olsun diyelim. Siz neler yapıyorsunuz buranın dışında? Şu an benim nasıl diyeyim, değerlendirme sürecim diyebilirim. Beni değerlendiriyorlar, ben değerlendiriyorum, okuyorum. Birazdan değerlendireceksiniz. Evet, hep böyle bir değerlendirmeyle geçiyor. Ya şu an hem biraz dinleniyorum hem bazı iş görüşmelerim oluyor, senaryo okuyorum. Bir yandan tatil yapmaya çalışıyorum mental, zihinsel.
Böyle yani şu an plansız programsız bir süreçteyim. Dizimiz malum yeni bitti. Hala stoklarımız yayınlanmaya devam ediyor. Böyle bir süreç yani, belirsiz bekleyiş diyebilirim. Her an sürprizlerle dolu. Sürprizlerle dolu bekleyişinize devam edelim. Biz de sizi şu anda cümleyi toparlayalım. Kapanışı yapamadım. Benim gibi. Evet, o zaman kapanışı yapamadık. O zaman çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Size de çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İyi akşamlar.